Merhabalar. Biz Siyah Beyaz programında yine sizlerle beraberiz. Tabii bu hafta farklı bir program yapacaktık. Formatımız farklıydı. Önümüzdeki yapılacak olan seçimlerle ilgili, ticaret odası seçimleri, fındık fiyatları, bunları konuşacaktık sizle ama gündeme gelmek isteyen bazı arkadaşlarımız, eski arkadaşlarımız var. İster istemez sadece toplum aydınlansın diye bu açıklamayı yapmaya ihtiyacı hissediyorum. Yani cevap vermek anlamında değil, çünkü muhatap almadım açısından söylüyorum. Eski arkadaşımız dediğimiz bir zatla ilgili. Şimdi olayın işine gelirsek, özüne gelirsek, konu özü şu. Ünye Çamlı'nda bir olay yaşandı. Bu Çamlı'da ağaç kesilirken ben gece bana gelen ihbar üzerine gidip görüntüsünü almıştım. Daha sonra olay büyümüştü. Olayın neticesinde işte ağaç kesimleri durduruldu. Eylem yapılacaktı, yapılmadı ve bir kısım kitleri yapıldı. Öyle oldu, böyle oldu. Neticede konu kapanmıştı. Enver Bey de oradaki yaptırımı durdurma kararı almıştı. Fakat Enver Bey daha basın açıklaması yapmadan 15 dakika, 20 dakika önce adeta Enver Bey'in aynı fotokopi sözleriyle Ünye'de bir gazeteci, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan İbrahim Coşkun bir açıklama yaptı. Bir yazı yazdı. İşte Çamlık ihale iptal edildi, Çamlık fuhuş yuvası olacak diye. Tepkiler çığ gibi büyümüş. Büyüdü, gördüm ama ben işin açıkçası üzülmüştüm. Ama bu şu anda üzülmüyorum. Üzülmüştüm. Şimdi niye üzülmüyorum? Ben bunun üzerine Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa ettim. Neden istifa ettim? Yakıştıramadığım için istifa ettim. Bu olmamalı. Bir başkan daha oturaklı, daha erdemli, daha dik durmalı veya sözünün arkasında olabilecek konumda olmalı diye düşünmüştüm. Bunu yapmamalıydı bence. Ünyeli'nin yanında olmalıydı. Ünyeli'nin yanında olması gerekirdi. Ne oldu birdenbire? Daha düne kadar Enver Yılmaz'a karşı tavrı olan, daha düne kadar Enver Yılmaz'la kavga eden İbrahim Coşkun birdenbire yağlı ballı börek oldu. Olaydan iki gün önce Enver Bey'in orduya çağrıldığını, Enver Bey tarafından orduya çağrıldığını öğrendik. Arkadaş orada ne konuştuğunu bilemem. Sonra benimle ilgili bir görüntü koymuş. Kendi o az da olsa izlenen bir televizyonu var arkadaşın. Orada bir görüntü koymuş. Demiş ki, üç tane görüntümü koymuş. Görüntümün birinde diyorum ki, bu Ünye ile üç tane Çamlı'da ağaç kestirmeyeceğiz demişim. Evet, kestirmeyeceğiz. İtirazın mı var? Sen git Akbaba'da kestirebilirsin. Ama biz Ünye'nin Çamlı'nı kestirmeyeceğiz. Senin gücün yetiyorsa gel kestirtirsen İbrahim Efendi. İkincisi, ne resmimi koymuş, görüntümü koymuş? İskelenin ucunda, köprünün ucunda bir görüntü çekiyorum. Orada diyorum ki evet, Çamlık'ta bazı yanlışlıklar oluyor. Bunun önüne geçmesi diyorum. Evet, yine söylüyorum. Vardır ama bu fuhuş yuvası olduğu anlamına gelmez. Yani bugün bir vatandaş ben Çamlık'a gidiyorum dediği zaman ay nereye gidiyorsun ya, sen Çamlık'ta ne işin var? Fuhuş yuvasında mı işin var? Olgusu mu vardı? Sen Ünye Çamlık ile ilgili kaç tane vukuat gördün? Senin ailen Çamlık'a hiç mi gitmedi? Sen Çamlık'a hiç gitmediysen demek ki sen Çamlık'ı bilmiyorsun. Çamlık'ın ne olduğunu bilmiyorsun İbrahim Efendi. Çamlı'ya gitmek bir ayrıcalıktır zaten. Çamlık güzel bir yer. Eksikler vardır. Yine söylüyorum. Ne olur? Burası Büyükşehir'e mi ait? Büyükşehir tutar oraya iki tane nöbetçi koyar. Sabah nöbetçisini koyar. Akşam nöbetçisini koyar. Oradaki idare denetimini yapar. Ve orası huzura erer. Bu kadar basit. İlla ki oranın huzura ermesi için, birilerinin rahatlanması için 15 trilyonluk yatırımla ağaçların kesilip farklı bir konsept oluşmasını zemini yaratmak için buna ben şahsım olarak müsaade etmeyeceğim. Ben havadan atamayla başkan olmadım. Bak İbrahim Coşkun, bu kadar açık ve net söylüyorum. Sen demişsin ki yarası olan gocunu, benim hiç yaram yok. Allah nur içinde yatsın, gani gani rahmet eylesin. Annenin vefatından dolayı sen burada Ünye ilçe başkanı oldun. Başkandın, Gazeteciler Cemiyet Başkanıydın. Senin karşısında ben rakip oluyordum. Annenin vefatından dolayı, duyduğum saygıdan dolayı adaylıktan çekildim. Sen böyle başkan oldun. Çok dürüstlükten bahsediyorsun. Nerede dürüstlük? Benim dürüstlüğümden kimseye ben söz ettirmem. Bir tane Ünye'de benim bir gazetemle ilgili, televizyonumla ilgili bir kuruş rüşvet aldığımı söyle, ben bu mesleği bırakacağım. Sen bu lafı söyleyebiliyor musun? Çok dürüstsün. Gazetem vardı. Kapattın. Ne oldu? Ünye'de üç tane günlük gazete vardı. Bire düştü. Ne yapıyorsunuz? Üç gazeteye boşu boşuna masraf yapıp basmayalım diye tek gazete olarak basıyorsunuz ve onun oradan gelen reklam payını alıyor musun, almıyor musun? Önce dürüstlük, önce bir aynaya bakacaksın. Aynaya bakacaksın, ondan sonra konuşacaksın. Bu topluma çıktığımız zaman Çamlık'la ilgili bana insanlar yolda teşekkür etti. Seni tebrik ediyoruz dediler.
Sana ne söylediklerini ben söylemek istemiyorum. İnternetini kapatmak, Face'ini kapatmak zorunda kaldın. Ya gazeteciliği adam gibi yap, ya da insanlarda ithamda bulunurken haddini aşmadan yap. Bak ben hiç haddimi aşmıyorum. Ben saygımı hiç bozmuyorum. Ben hayatım boyunca yaklaşık 40 yıla yakındır. 1978'inde bu işe başladım. Bir kere medya dünyasıyla ilgili mahkemelik oldum. Onda da şükürler olsun Rabbime haklı çıktım ve davamı kazandım. Peki sana sormak lazım. Sen kaç kere mahkemelik oldun? Kaç kere mahkemeye gittin? Hakkında kaç tane dava açıldı? Hangisinden aklandın? Hangisinden cezaydın? Çık bu minneti bir anlat bakalım. Ben bu Ünye'nin sokaklarında dimdik gezebiliyorum. Bu Çamlık olayından sonra sen kaç kere gezebildin? Ben Ünye'de neler biliyorum. Boynuna bir fotoğraf makinesi asmakla gazeteci olduğunu zanneden bazı arkadaşlar da var. Ben bunlara arkadaş demekten de utanıyorum. Senin şahsına ilgili bu ifadeyi kullanmıyorum. Ama bu memlekette maalesef ki bunu parayı karşılığında yapanlar var. Ama hiçbir zaman kendimi o sınıfta görmedim. Hiç kimse de beni o sınıfa sokamaz. Çamlık benim toprağımdı. Sen niye bu kadar gocunluğunda Çamlık'a proje yapılması için kendini niye bu kadar yırtıyorsun İbrahim Efendi? Ne oldu? Ne var Çamlık'ta? Yani biz Çamlık'a karşı çıktık diye, dernek olarak karşı çıktık diye sen niye bu kadar patranıyorsun? Sen burada oturmuyor musun? Ha sen buralı değilsen seni bilemem. Sen Akbabalıysan, sen Orduluysan seni bilemem. Ama ben Ünye'liyim. Ben Ünye'nin çocuğuyum. 3 yaşımda Ünye'ye geldim. Sinop'ta doğdum. 3 yaşımda Ünye'ye geldim. Bu yaşımdan beri de Ünye'de yaşıyorum. Allah bana bu ömrü verdiği sürece de burada yaşamaya devam edeceğim. Ama hiç kimseye de bu memleketin topraklarının peşkeş çekilmesine aklımın erdiği kadar, gücümün yettiği kadar, dilimin döndüğü kadar da hiç kimseye buranın peşkeş çekilmesine müsaade etmemenin gayretini göstereceğim. Akıllı ol sevgili kardeşim. Hiç kimsenin aklıyla lütfen oynamayın. Hiç kimsenin aklıyla dalga geçmeyin. Bu millet Ünye'de kimin kaç kilo olduğunu biliyor. Benim de kaç kilo olduğumu biliyor. Senin de kaç kilo olduğunu biliyor. Onun da kaç kilo. Herkes birbirinin kilosunu biliyor. O yüzden lütfen diyorum. Lütfen, lütfen. Kimse haddini aşmayacak. Bir oraya bir fragmanlar koymuşsun. Aslında bunu konuşurken senin reklamını yapıyorum ama belki reytingin artar. Köpekler koymuşsun. İşte köyden geçme, işte saçma sapan türküler falan koymuşsun. İşte bu kilo meselesi. Bu bir yaşam anlayış meselesi. Ama şunu bilmeni istiyorum. Sana cevap vermiyorum. Senin kazara fesline bakıp da bunu okuyan insanlar beni aradığı için ben sana değil, o insanlara toplu halde cevap verme ihtiyacı hissettiğim için bu açıklama yapıyorum. Ben haddimi biliyorum. Hiçbir zaman haddimi aşmayacağım. Hiçbir zaman saygımı bozmayacağım. Ama yine söylüyorum. Ben Ünye Çevre ve İnsan Hakları Koruma Dernek Başkanıyım ve bir gazeteciyim. Elimden geldiği kadar bu işimi yapmaya devam edeceğim. Yanlış yaparsam bana devlet de cezamı verir. Ben yanlış yaparsam bu millet de bana cezamı verir. O yüzden ben haklıyım ki demek ki bu Çamlık davasında bana minnet bu takdiri gösterdi. Benim Face'imde yüzlerce bana Face'den teşekkür geldi. Şahsıma geldi ama ben bunu derneğime mal ettim. Ben bunu Ünyelilere mal ettim. Çamlığa sahip çıkan bütün insanlara mal ettim. Ama sen ne hikmetse bir ordu sevdası bilemem niye. Nereden bu kadar Enver sevgisi kabardı içerisinde onu bilemem. Birdenbire yani Enver Yılmaz'la konuşmanın hemen hemen aynı fotokopisi gibi aynı şeyleri kullandırız. Bu bir tesadüf olamaz. Bak ben sana bir abim, bir dostum olarak yine bir şey söylüyorum. Lütfen ben senin şahsınla ilgili basın açıklaması yaparken şahsına en ufak bir hakaretle bulunmadım. Oraya değil köpek, kedi resmi, çiçek resmi dahi koymadım. Şahsına hakaret etmedim. Sen benim şahsıma zaten hakaret edemezsin. Ben etmedim. Sen de hiç kimseye haddini aşan iş yapma. Kimsenin bardağındaki suyu taşırma. O yüzden sana bir tavsiyem. Haddini bil, haddini bil, haddini bil. Yoksa bu millet sana haddini bildirir. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.